Risale-i Nur Külliyatı'ndan Kastamonu layıkası bir mektup müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an hakimin nazarında İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva menhiyattan ve günahlardan istinab etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, gelbi nef a racih olmakla beraber bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan defi mefasid ve terki kebair usul esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebairi azime içinde ameli salihin ihrasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tahaccümünde bir tek iştinap, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta, niyet ile, takva namı ile ve günahtan kaçınmak kastı ile menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Ve i Nur şakitlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı de yüz günah insana karşı geliyor. Elbette takva ile ve niyeti iştina bile yüzer amali salih işlenmiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı yirmi adam yirmi günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lazım gelirken Şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütühat görülecekti. Ez cümle, hayat-ı içtimaiye idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış, bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş talebata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle yekşiş ve mehçişlerin dünyaya fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammediye ve selam olan Seddi Kur'an'inin tezel zülüyle ve yekşiş ve meçüşten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahadeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek büyük sevap ve amali salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak amali uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amali salih defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet, ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tahaccüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize, bu mübarek şuhuru selasede ve eyyamı meşhurede yardıma koşmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şehnidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirakı amani uhreviye düsturuyla bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Said Nursi